PYD'li DAEŞ'lı teröristler kazdıkları tünellerde işte böyle yakalandı. Bursa Yadağı teröristlerden tamamen temizlendi. Mehmetçik örgütün ikinci Kandili diye tabir edilen dağda teröristlerin inlerine girdi. Bu sabah icra ettiğimiz operasyonda YPG'nin sözde ana karargahına girdik. Sözde yaşam alanları. Telsiz. Erzaklar bunlar. Her şey çıktı. Bursa'dan. Bu gördüğümüz kısımda mutlak kısımlar, kilerlerinin olduğu. Tünellerin içinde günlerce yetecek kadar erzak vardı. Dağın altı oyularak açılan tünellerin uzunluğuysa tahmin edilenin ötesinde. Duvarlar 2 metre kalınlığında, uçak vurmasına karşı sağlam bir vaziyette yapmışlar. Komple tünellerin içini aydınlatma şeklinde aydınlatmışlar. Her birinin bağlantısının 3 kilometreyi bulduğu belirtiliyor. Girişini görüyorsunuz, boyunu görüyorsunuz. Bu tüneller buradan takviyeye giden tüneller. Yapılan hepsi birbiriyle ilintili. Şu an 50 metredeyiz, tünel devam ediyor. Elektrik hattı çekilen tüneller yaşam alanlarına açılıyor ve içeride çok sayıda havalandırma bacası bulunuyor. Gözetleme mazgallarına geliyoruz. Burada gözetleme mazgalları var. Burayı yaşam alanı olarak kullanıyorlarmış. Havalandırma. Ara ara havalandırmalar var. Havalandırma boşlukları. Gece merdiveni. Evet, mevzi bir. Teröristler gece saatlerinde tünelleri kullanarak bir kez Bursa Yatağı'na sızmaya çalıştı. Özgür Suriye ordusu askerleri teröristleri kıskıvrak böyle yakaladı. Onlarca teröristin barınabileceği betonarme tüneller tonlarca çimento kullanılarak inşa edilmiş. Silindir koruganlardaki betonların kalınlığı ise dikkat çekici. Evet, gördüğünüz gibi silindirik mevzi. Uçağın vurmasına rağmen duvar kalınlıkları 90 santim 90 santim şeklinde ve içinde demirlerle desteklenmiş. Diğer tünellere bağlanan bir giriş daha var bu silindirik mevzinin içinde. İşte burada bu betonları göstermek istiyorum. Neredeyse yarım metre kalınlığında. Koruganların altı labirent gibi. Bunlar da teröristlerin hava saldırılarına karşı kazdığı sığınaklar. Sığınaklarda çok miktarda silah ve mühimmat da ele geçirildi. Dağ adeta köstebek yuvasına çeviren teröristlerin kazdıkları hendeklerde kilometrelerce uzanıyor. Evet, hendekleri görüyorsunuz. Bu hendeklerin bir ucu karşıda görünen Mersez Tepe ile bağlantılı.